Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi daim kılsın. Sevgili hemşehrilerim, AK Parti teşkilatımızın kıymetli mensupları, ana kademe kadın kollarımız, gençlik kollarımız, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. En son Nisan ayında toplu açılış töreni vesilesiyle Trabzon'a gelmiştim. Bu defa cumartesi gecesinden bu yana hem atayurdumda ziyaretlerde bulundum, hem bölgemizdeki yatırımları inceliyor, hem de Karadeniz'de hemşehrilerimle hasret gideriyorum. Biraz önce Trabzon Sanayi ve Ticaret Odamızda İş adamlarımızla birlikteydik. Onun öncesinde Beşikdüzü'nde Beşikdağı ve ardından Beşikdüzü'nde halkımızla bir araya geldik. Onlarla heyecanımızı paylaştık. Şimdi de AK Parti teşkilatımızın siz kıymetli mensuplarıyla beraberiz. Buradan da parti binamıza giderek yönetim kurulumuzla bir istişari toplantı gerçekleştireceğiz. Yarın da inşallah Giresun'da yine parti il divanı toplantımızı yapacağız. Böylece sıla-i rahim amacıyla başlattığımız bu ziyareti en verimli şekilde tamamlamış olacağız. Durmak yok, yola devam. Kardeşlerim, pazartesi günü yani 14 Ağustos'ta AK Parti'mizin 16. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Kasım ayında da iktidarımızın 15. yılını geride bırakmış olacağız. Kuruluşunun üzerinden 14-15 ay geçtikten sonra iktidara gelen ve bu kadar zamandır ülkeyi yöneten AK Parti siyasi hayatımızda ilklerin partisi olma hüviyetini her geçen gün daha da pekiştiriyor, daha da güçlü hale getiriyor. Uzun iktidar dönemimizi ülkemizle birlikte kendimizi de sürekli yenilememize, ileriye taşımamıza borçlu olduğumuzu biliyoruz. Genel merkezimizden meclis grubumuza, teşkilatlarımızdan belediyelerimize, hükümetlerimizden bürokrasiye kadar hiçbir alanda kendi statükomuzu oluşturmaya çalışmadık. Tam tersine, tabii ki başarıyı da ödüllendirerek sürekli kendimizi geliştirmenin gayreti içerisinde olduk. Eğer kendinizi güncellemezseniz, kendinizi geliştirmezseniz ülkeye bir şey veremeyeceğiniz gibi bu halk sizleri de iktidarda tutmaz. Değişimin hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu asla aklımızdan çıkarmadık. AK Parti kadroları içinde görev yapan hiç kimsenin kendi eksiğini, kendi defosunu, kendi ataletini, kendi hırsını partisine ve davasına zarar verecek şekilde halkımıza dayatmasına rıza gösteremeyiz. Milletimizle bağı zayıflayan, özellikle de çıkar ilişkileri içinde kirlenen, ihanet örgütleriyle irtibatlı hiç kimsenin
AK Parti'ye zarar verecek şekilde bu çatı altında bulunması sevgili kardeşlerim mümkün değildir. Çünkü AK Parti demek Türkiye demektir. Türk milletinin geleceği demektir. Ben tüm çalışmalarımı bu anlayışla yürütüyorum. Bunun için de her fırsatta milletimle birlikte olmayı bir hayat biçimi haline dönüştürdüm. O bana ayrı bir zevk veriyor. Çünkü biz bu halkla buralara geldik. Halkımıza sırtımızı dayadık. Halkımız da sürekli arkamızda oldu ve bizi buralara taşıdı. Rabbime ne kadar hamd etsek azdır. Bu millet değil mi ya? 15 Temmuz gecesi meydanlara çağırdığımızda meydanlara dökülen bu millet değil mi? F-16'lara, tanklara, toplara göğsünü gererek şehadete yürüyen bu millet değil mi? 250 şehit, 2193 gazi neye dayanarak meydanlara çıktı? Bu milletin tarihinde bu yok. Ama bak şimdi oldu. Öyleyse bu millet için ne yapsak azdır, bu millet için ne yapsak yeridir. Öyle laf ola beri gele siyaset olmaz. Tankların üzerine çıkarmış. Ne oldu? Hemen önce gittiler pazarlıkları yaptılar. Ondan sonra yol açıldı. Hop Bakırköy Belediyesi'ne git. Ondan sonra orada kahve çay demle ve oradan izlemiş, takip etmiş. Ya bunlarla siyaset olur mu? Ve git Alman dergilerine röportaj ver ve bu röportajlarda da ülkeni oraya şikayet et. Bu iktidar öyle bir iktidar ki Ankara'dan yola çıktın, 29 gün yanındaki o malum tiplerle, bu ülkeye faydası olmayan tiplerle el ele omuz omuza devrim marşları çalarken bu ülkenin polisi seni korudu ve İstanbul'a götürdü. Ondan sonra diyorsun ki bu ülkede güvenlik yok. Eline diline dursun be. Kırk yıllık siyasi hayatımda insanlarla yüz yüze gelerek, onlara dokunarak o yaptığımız iletişimin yerini hiçbir şeyin tutmadığını gördüm. Medya, sosyal medya, basılı materyaller, bütün bunlar bir yere etkili oluyor ama bir yere kadar. Ama son noktayı mutlaka bizzat insanın koyması gerekiyor. Maalesef teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde bu açık gerçeği unutan, milletle arasına adeta duvar ören arkadaşlarımızın bulunduğunu müşahede ediyorum. Son zamanlarda bunu üzülerek söylüyorum, görüyorum. Kibir virüsünü kendimize yaklaştırmayacağız. Asla. Asla. Kibir, gurur bunlar insanoğlu için değil. Onlar Rabbimize aittir. Şayet bu virüsün bulaştığı bünyeler varsa onları da süratle temizlemeliyiz. Burada şu noktayı altını çizerek ifade etmekte fayda görüyorum. Kardeşlerim, çok açık net söylüyorum. Kendi çıkarını partisinin ve davasının üzerinde gören kişi kadar AK Parti'ye düşman kimse yoktur. Her kim ki AK Parti'yi bizden önceki dönemde ülke yönetiminde söz sahibi olan partilerin akıbetine sürüklemeye kalkarsa karşısında önce bu kardeşinizi bulur.
Kardeşlerim, Türkiye'nin derdi çok. Sıkıntısı çok. İhtiyacı çok. Bunları çözüm yoluna koyabilmek için önce bizim bir defa kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Milletimiz 15 yıl önce bize bu görevi tevdi etti. Bugüne kadar da milletimizin aynı vazifeyi bizden daha iyi yapabileceğine kanaat getirdiği kimse çıkmadığı için önümüzde daha uzun bir yol var. Ne diyorduk biz, hatırlayın o ilk çıktığımız zamanlar? Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece, gideceğiz gündüz gece diyorduk ya. Buna leke düşürmeyelim. Gidelim gündüz gece. Çünkü bu millet, bu gençlik bizden çok şeyler bekliyor. Çünkü biz eğer bir tarih yazacaksak, işte bunu böyle yazacağız. Bak şimdi 26 Ağustos geliyor. İnşallah 26 Ağustos'ta Allah'ın izniyle Malazgirt'te olacağım. Ve dedelerimizin o tarihi yazdığı yerde şimdi onun torunları olarak biz adeta Çanakkale gibi 26 Ağustos'u da her yıl anmaya başlayacağız. Çünkü biz kendimize hedefler koyduk, değil mi? Ne dedik? 2023. Ne dedik? 2053. Ne dedik? 2071. Öyleyse bunu şimdiden yaşamaya başlamamız lazım. Biz ölüyoruz, öleceğiz. Öleceği yok da. Duracak halimiz yok. Ama hiç olmazsa torunlarımıza şimdiden bunu ne yapalım? Aşılayalım. Onları hazırlayalım. Ve bunun gayreti içinde olacağız. Milletimizin bizden somut beklentilerini ifade eden bu hedeflere mutlaka ulaşmak zorundayız. Onun için 2019 çok önemli. Ardından 2023 çok ama çok önemli. Yani bunun için çok çalışmamız lazım. Kardeşlerim, bakın 2019 için asla fire veremeyiz. Çok iyi çalışmamız lazım. Çünkü bu bundan önceki seçimler gibi değil ha. Eskiden ne yapıyordun? İcabında %34'le de parlamentoda bir numara olabiliyordun. Ama şimdi bu yok. Şimdi %50 artı biri alacaksın. Almadığın takdirde bu işi yüklenemezsin. Peki bunu almaya hazır mıyız? Bu ses bana pek iyi gelmedi. Bunu almaya hazır mıyız? Bu tavanlar yıkılsın. Onun için de ne yapacağız? Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Her zaman öyle olmadı zaten. Şimdi daha fazla olması lazım. Ana kademe dolaşacak. Kadın kollarımız dolaşacak, gençlik dolaşacak. Elhamdülillah. Bak nereden nereye geldik. Ben bunu bir okudum, girdim içeri. Ama şimdi devran değişti. Ya bu devletin kitaplarında yer alan bir şiirdi. Ya düşünebiliyor musun? Ve Ziya Gökalp'e ait. Buna rağmen biz bunu okuduk diye attılar bizi içeri. Ama hayır varmış. Tam medrese-i Yusufiye oldu.
Ama 10.000'e yakın mektup aldım. Mektuplar geliyordu. Ben sabah namazına kadar gece onlara cevap yazıyordum. Ve şimdi bazı yerlere gidiyorum. O yazdığım cevapları alanlar bana gösteriyorlar. Bu ayrı bir mutluluk ha. Elhamdülillah. Nerelerden nereye? Kardeşlerim, millete efendi olmak için değil. Hep söylüyoruz. Biz hizmetkar olmak için yola çıktık. Ve ne dedik? Şeyh Edebali'nin nasihatiyle insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Bu ilkeyle ülkemizin yönetim anlayışını kökten değiştiren bir parti olarak inşallah 2023 hedeflerimizi mutlaka hayata geçireceğiz. Yeter ki şu 2019'u bir defa bir halledelim. İşte bunun için bir defa imanımız olacak. İnanacağız değil mi buna? 2019'da biz bu işi bir defa ilk etabını Allah'ın izniyle bitireceğiz. Buna inandık mı? Güçlü bir ses gelmiyor ya. Buna inandık mı? Ya böyle olun. Böyle olun. Ve geçtiğimiz 15 yılda yaptıklarımız çok önemli. Ama asıl hedeflerimizin henüz oldukça uzağındayız. Tempomuzu artırmalıyız. Gece gündüz çalışmalıyız. Bu süreçte önümüzdeki en büyük imtihan da 2019. Yeni yönetim sistemimizin tüm unsurlarıyla ilk defa devreye gireceği 2019 seçimine kadar çok sıkı bir çalışma sergilemeliyiz. İşte yeni yönetim anlayışının ilk emaresi ne? İşte bu kardeşiniz partili cumhurbaşkanı olarak şimdi karşınızda. Daha önce bu yoktu. İşte bunu 16 Nisan'da ne yaptınız? Hallettiniz. Şimdi öbür etabına geçiyoruz. 2019. O hallolduğu zaman devran bir başka değişecek. Önce mahalli idareler, ardından da milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde edeceğimiz netice bizim daha sonraki yol haritamızın en büyük belirleyicisi olacaktır. Türkiye'nin hem terörle mücadele hem de ekonomik saldırılar bakımından en sıkıntılı dönemini geride bıraktığına inanıyorum. Hükümetimiz şu anda aynı zamanda Süleyman kardeşim de başta olmak üzere ülkemizle ilgili kötü niyetleri olanlar elbette açık veya gizli bize zarar vermeye çalışacaklardır. Ama ne demiştik? Ey FETÖ'cüler! Nereye kaçarsanız kaçın. Sizi inlerinize kadar kovalayacağız. Ey PKK! Sizi de kovalayacağız. DAEŞ! Sizi de kovalayacağız. İşte bak Cudi'de, Gabar'da, Şüpheli'de, Kandil'de neresi olursa olsun gideceğiz. Bak şimdi artık bizim askerimiz, polisimiz, jandarmamız aralarında en ufak bir nifak yok. Elhamdülillah. Hepsi şu anda el birliği, gönül birliği içerisinde gidiyorlar. El ele gidiyorlar. Ve hepsi de şehadet eğiriyorlar. Bu ne mutluluk. İnşallah bu anlayışla beraber bu temizlik harekatı bitecek. Refah, huzur, mutluluk 780 bin kilometre kareye hakim olacak. Atlattığımız her badire bize yeni tecrübeler ve onunla birlikte yeni dirençler kazandırıyor.
PKK'nın da, FETÖ'nün da, DAEŞ'in de, diğer terör örgütlerinin de eylem kapasiteleri büyük ölçüde daralmıştır. Kimi Batı ülkeleri başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik husumet içinde olan çevrelerin tezgahlarını da büyük ölçüde deşifre ettik. Terör örgütleriyle kol kola sahnelenmeye çalışılan senaryoları aynı şekilde birer birer boşa çıkartıyoruz. Bir şeyler söylüyorlar. Kendileriyle yüz yüze. Bunlara çok açık net yaptıkları yanlışları anlatıyoruz. Eviriyorlar, kıvırıyorlar filan. Diyoruz ki ya siz busunuz. Önce bize bunun cevabını verin. İşte Pensilvanya'da malum. Şarlatan orada. Onun arka takımı, onlar da başta Almanya olmak üzere Avrupa'da. Ve bütün buralarda bunlar geziyorlar. Ya siz bu teröristleri besliyorsunuz, ondan benden kalkıp diyorsun ki filancayı bize verin. Kusura bakma, senin yargın varsa benim de yargım var. Önce vereceksiniz, ondan sonra bizden de alacaksınız. Vermeden yok. Artık eski Türkiye yok. Bu Türkiye yeni Türkiye. Farklı. Ekonomide de biraz önce Trabzon Sanayi ve Ticaret Odamızda genişçe ifade ettiğim üzere tüm göstergeler olumlu yönde bir yükselişin işaretlerini veriyor. Tüm Türkiye hem AK Parti geçtiğimiz 3 yıldaki zorlu süreci dimdik atlattığına göre inşallah bundan sonra işimiz hiç endişe etmeyin daha kolay. AK Partisiz bir Türkiye'nin ne demek olduğunu 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasındaki dönemde hep birlikte gördük, tecrübe ettik. Eğer orada bir koalisyon yanlışına düşülseydi Türkiye biterdi onu söyleyeyim. Ama elhamdülillah düşmedik. Ve bir erken seçim kararını aldık ve erken seçime gittik. Bu işi milletim de anladığı için tekrar AK Parti'ye ne yaptı? Tek başına görevi verdi. Adeta bir sırtlan gibi ülkemizin yere yıkılmasını bekleyenlerin gerçek yüzlerini milletimizle birlikte ortaya çıkardık. 15 Temmuz'da milletin üzerine tankla, uçakla yürümeye buraya kadar bu işi vardıracak gözlerini karartanların elinde artık çok fazla koz kalmadı. Elbette ihtiyatı elden asla bırakmayacağız. Şimdi bakıyorsun bazen böyle çıkıyorlar. Bu ay bir şeyler olabilir. Oradan birisi çıkıyor. Bu ay bir şeyler olabilir. Bunlar züğürt ya. Şimdi durmadan böyle akılları karıştıracaklar. Yahu zaten siz ta ne zamandan beri bu ay bir şeyler olabilir deyip durup kendi sosyal medyanızdan bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Artık ne yaparsanız yapın mızrak çuvala sığmıyor. Artık kendinizi gizlemeniz mümkün değil. Bizi kendi içimize sıkıştırıp hedeflerimize yürümekten alıkoymaya yönelik provokasyonlara da artık itibar etmeyeceğiz. Türkiye hem terör örgütleriyle mücadele edecek hem de hedeflerini hayata geçirecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Değerli kardeşlerim, bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Yeter ki bu süreçte AK Parti sağlam dursun. Büyük ve güçlü Türkiye için her zamankinden daha çok çalışmak, daha çok ter dökmek, daha çok mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü AK Parti sendelerse Türkiye'nin sendeleyeceğini bilmeliyiz.
Kongrelerimizde göreve gelecek teşkilatlarımızı işte bu anlayışta oluşturacağız. Kimse gücenmesin. Kimse kırılmasın. Elimizden geldiğince adil ama değişmesi gerekenleri, kusura bakmayın, değiştirmek durumundayız. Bunu bir bayrak yarışı olarak görmelisiniz. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü yeni bir heyecan, bir hücre tazelenmesi, bir güç kanalize etmek, buna mecburuz. Bunu yapacağız ki şu kalan 20 ay içerisinde bambaşka bir şekilde inşallah geleceğe yürüyelim. Bundan kimse gücenmemeli. Kimse kırılmamalı. Ve biz aynı davanın erleri değil miyiz? Aynı davanın erleriyiz. Niye güceniyoruz? Gücenmeyeceğiz ya. Ha ben götürmüşüm, ha sen götürmüşsün. Seve seve. Ne yapacağız? Bayrağı teslim edeceğiz. Teslim ettikten sonra da kaybolmayacağız ha. Emrindeyim komutan diyeceğiz. Bunu yapacağız. Şayet bu yenilenmeyi sağlayamazsak her mahalli idareler seçimleri hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde işimiz çok zor olur. Ben partimizin teşkilatlarında görev alan tüm kardeşlerime güveniyorum. İnşallah milletimize mahcup olmayacağız. Ve bugüne kadar bu teşkilatın içerisinde görev alan kardeşlerimden, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlık, esenlik, mutluluklar diliyorum. Ve onlara da şükranlarımı ayrıca ifade ediyorum. Kaldı ki onların içinden de bu yeni yapılanmada görev alabilecek olan arkadaşlarımız muhakkak olacaktır. Yani daha önce görev yaptı, şimdi niye görev yapsın filan böyle bir şey yok. Bu bir kadro tazelenmesi. Tecrübeyi de değerlendireceğiz. Dinamizmi de değerlendireceğiz. Bütün mesele buradaki o kardeşlik bağlarını sıkı tutacağız. Ve hep söylerim. Bunu benden duyanlar olmuştur. Biz ilçelerimizin, ilimizin ömerlerini bulacağız. Ve bu ömerlerle teşkilatı kuracağız. Yani listeler açıklandığı zaman halk şunu görmeli, duymalı, bilmeli. Filanca mı? Ya onun olduğu yerde kim bulunmaz ya? Seve seve ben de orada olurum. Bunu demeli. Ama öyle bir isim olur ki filanca mı? Ya bu hırsızı nereden buldun? Ya bunu dedirtmemek lazım. Burada çok dikkatli olacağız. Ben teşkilatıma güveniyorum. İnanıyorum. Ve inşallah bu hassasiyetler içerisinde teşkilatımızın oluşacağına inancım sonsuz. Ve bu duygularla tekrar ediyorum, kuruluşundan bugüne Trabzon teşkilatlarımızda görev almış olan tüm arkadaşlarıma tekrar şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Gelin birer Fatiha okuyalım. Ve aleyküm selam. Sizlere çalışmalarınızda başarılar Allah'tan temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, saygılar, teşkilat mensuplarımız, günün anısına
Gençler. Gençler. Şimdi bir emanet kalkışması ülkeyi yaktı. Bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk ihtiyar genç Rabia değil mi? Demokrasi darbeymiş şaşkın millet. Yarın günü bundan sonra yahut da zil. Bunun içinde neler var haberi yok. Şimdi ben bir daha söyleyeyim. Tek millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Bu bizim manifestomuzdur. Tamam? Tek millet. 80 milyon tek milletiz. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı, Boşnağı, hepsi tek millet. Niye? Ya biz yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz onun için. İki, tek bayrak. Şu bayrağımızın bir benzeri olabilir mi? Rengi şehidimizin kanının rengi. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldızlar şehitlerimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Peki vatan 780 bin kilometre kare ile tek vatan. Bunu kimse bölemeyecek. Bölenin işte görüyorsunuz Cudi'de ne yaptıysak onu yaparız. Tendürek'te ne yaptıysak onu yaparız. Bester Deresi'nde ne yaptıysak onu yaparız. Küpeli'de ne yaptıysak onu yaparız. Gömerek yola devam ederiz. Ve tek devlet. Tek devlet. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet yok. Ve bu devletimize de hep beraber ne yapacağız? Sahip çıkacağız. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Günün anısına İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanımıza hediyeleri olacaktır. Buyurunuz lütfen. AK Parti Trabzon İl Başkanımız Sayın Haydar Revi'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyeleri. Kıymetli teşkilat mensuplarımız, kıymetli arkadaşlarım, buradan bildiğiniz gibi il binamıza gidecektik. Ama tabii programlarımız çok uzadı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız daha sonra geleceğini söyledi. Onun için ildeki toplantıyı iptal ettik. Hepinize duyuruyorum. Sağ olun.